Merhabalar bu dersimizde sıfat tamlaması ile ilgili uygulamalarını seninle çözeceğiz. Başarılar diliyorum. Aşağıdaki tabloda verilen tamlamaların türünü belirleyerek ilgili sütuna çarp işareti koyun diyor. Ay yüzü. Ay yüz yüzü dediğimizde K'nın yüzü belirtili isim tamlaması. Çok büyük ve güçlü bir gergeden, gergedan. Gergedan isim nasıl gergedan? Büyük ve güçlü bir gerek eden dediğimizde burası sıfat tamlaması. Vücudunun her yeri dediğimizde, vücudunun yeri belirtisiz tamlaması her yer arada sıfat var. Dolayısıyla burada bakıyoruz. Vücudun her yeri dediğimizde araya sıfat girmiş belirtisiz tamlaması. Alt sürüleri belirtisiz isim tamlaması. Çok güzel bir kız. Kız isim nasıl kız? Güzel bir kız dediğimde niteleme sıfatı, belirtme sıfatı. Dolayısıyla sıfat tamamlaması var. Çok da zar. Dolayısıyla sıfat tamamlaması bölümü işaretliyoruz. Şurada kafan karışmasın. Vücudunun yeri dediğimde belirtme isim tamamlamasıdır. Araya sıfat girmiştir. Bir canavar gibi olan bu gergedan. Nasıl gergedan? Bir canavar gibi olan niteleme sıfatı. Bu da belirtme sıfatı. Dolayısıyla sıfat tamamlamasıdır. Ağacın altında ağacın tamlayan altı tamlayan dolayısıyla isim tamlamasıdır. Gök ışık nasıl ışık? Gök ışık niteleme sıfatına oluşmuş sıfat tamlamasıdır. Cesur bir adam sıfat tamlamasıdır. Büyük bir orman nasıl orman? Çok büyük bir orman büyük niteleme sıfatı bir belge sıfat dolayısıyla sıfat tamlamasıdır. Işığın içi belirtili isim tamlamasıdır. Kızın güzelliği ikisi de isim olduğu için belirtili isim tamlamasıdır. Göl ortası. Tamlayan da ek yok. Tamlanan diyelik var. Burası belirti isim tamlaması oluşmuş. Ağacın kovuğu. Tamlayan. Tamlanan. Her ikisi de ek aldığı için belirti tamlaması. Dilden dile anlatılan destan. Nasıl destan? Destan isim. Dilden dile anlatılan sıfat tamlaması. Burası. Gergadanın bağırsaklarını yiyen Ala doğan, nasıl doğan, şuraya kadar olan kısım sıfat tamlaması. Üç oğlan çocuk, çocuk isim, nasıl çocuk, üç oğlan çocuk dediğimizde sıfat tamlaması. perilerden daha güzel bir oğul, burası isim, komple sıfat öbeği, sıfat tamlaması. Irmak gibi dalgalı saç, saç isim, nasıl saç, ırmak gibi dalgalı dediği için burası sıfat tamlaması. Öyle bir canavar, nasıl canavar, öyle bir canavar sıfat tamlamasıdır. Şimdi ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıda verilen cümlelerdeki sıfat tamamlarını bulup cümlelerin altındaki boşları tamamlamaları yazın diyor. Biz altını çizelim. Bizim için yeterlidir. Bu çocuk dediğimizde burada bu çocuk işaret sıfatı oluşmuş bir işaret sıfat tamamlamasıdır. İlk süt dediğimizde sıra sayı sıfatı oluşmuş bir sıfat tamamlamasıdır. Nasıl et, çiğ et dediğimizde niteleme sıfatı oluşmuş bir sıfat tamamlamasıdır. Günler, günlerden gecelerden sonra Oğuz'un bu kızdan 3 oğlu oldu. Bu kız dediğimizde işaret sıfatı, 3 oğul dediğimizde de sayı sıfattır. Dolayısıyla bunlar da sıfat tamlamasıdır. Bir geyik dediğimizde belki sıfat oluşmuş bir geyik. Bir geyik avladı ve onu söğüt Dal ile ağaca bağladı ve gitti. Başka sıfat yok burada. D. Bu kız dediğimizde bu işaret sıfatı bu kız Gülünce Gök Tanrı da gülüyor. Kız ağlayınca Gök Tanrı da ağlıyor dediğimizde e, burada Gök Tanrı onun özel ismi olduğu için bunu almayacağız. Buna dikkat edelim. Bizim burada alacağımız nokta nedir? Bu kız örneğini almamız yeterlidir. Eden Oğuz ormanda hava çıktığı günlerden günlerden birinde göl ortası bir ağaç gördü. Nasıl ağaç? Bir ağaç. Avaç çıktığı günlerden birinde dediğimizde burada da günlerin birinde isim tamlaması var. Avaç çıktığı gün dersem tamlayanın sıfatı olur. Şunu da senin için yuvarlak işine alıyorum. Bu ışık dediğimizde bu işaret sıfatı bu ışık içinde bu ışık içinde alınan kutup yıldızı gibi parlak bir ben bulunan çok güzel bir kız duruyordu. Kız isim nasıl bir kız? şuraya kadar komple sıfat öbeğinden oluşan bir grubu gördük. Dikkat etmeni istiyorum. İsmi bulduk, isme sorduk. Dolayısıyla fiilimsel oluşan gruplar birbirlerinden ayrılmaz. Fiilimsel arkasındaki sözcükleri kendisine doğru çeker. Bunlara dikkat etmeni istiyorum. Evet. Bu dersle ilgili, bu konuyla ilgili çap yayınları TYT Türkçe Soru Bankası'ndan, 13. Türk Dili Soru Bankası'ndan Çap dil bilgisi soru bankası yararlabilsin. Başarılar diliyorum.